Kesinlikle bu elmanın en azından %70 satılır abi. Yazık günah. Armutları yukarıdaki da. Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi süreciyle uğraşıyoruz. Ülke olaraktan bu süreçten geçiyoruz. Evet, bu süreçte en büyük mağdurlar bir çiftçiler, iki pazarcılar. 4000 metrekareden 8000 metrekareye kadar pazarlarımızın büyüklüğü. Bir de mesela bir pazar yerinde müşteri yoğunluğu yok şu anda. Yani zaten halk üzerinde psikolojik bir baskı var. Açık pazar alanlarımızda şu anda zaten bizim pazarlarımıza müşteri gelmiyordu. Şimdi müşteri olmayan bir pazar yerini kapatıyorsunuz da, yoğunluğu olmayan bir pazar yerini kapatıyorsunuz. Kapalı marketlere, kapalı dükkanlara halkı niye mecbur bırakıyorsunuz? Açık alanlarda bulaşan, pazarlarda bulaşan virüsler kapalı alanlarda, marketlerde bulaşmıyor mu? Bizim bir temsilcimiz var, bir federasyonumuz var. Bir bu işte meslek odalarımız var, uğraşan meslek odalarımız var. Bizim fikrimizi sunun. Bu ülkenin Tarım Bakanı yok mu Allah rızası için? Tarım Bakanı bunları görmüyor mu? Bu çiftçinin halini görmüyor mu? Şu elmalar dökülüyor, ayvalar dökülüyor. Yani bunları görmüyor mu? Pazarlarda biz maskesiz gezmiyoruz ya da maskesiz arkadaşlarımız çalışmıyor. Yani şimdi bu pazar yerlerinde hijyen kurallarına uyularak, mesafe kurallarına uyularak, maske kurallarına uyularak pazarlarımız açılamaz mı? Bir de tam tersini düşünelim şimdi. Pazarlarımızı kapattık. Marketler niye açık? Komple kapanalım o zaman. Şu anda hava sıcakları 30-35 derecenin üzerine çıktı. Seralarda 45 derece. Toprak beklemez, toprak üretir. Toprak bu malı üretir. Bunu satmak zorundasınız. Bunu market reyonlarında satamazsınız. Bunu market, bakkal reyonlarında ya da manavlarda satamazsınız. Yani ben anlamam. Ben bir doktor değilim. Ben bir mühendis değilim. Ben bir eczaneci değilim. Ama ben pazarlardan iyi anlarım. Pazarcının derdinden iyi anlarım. Üretici kimliğimle, üretici kimliğinle biz meyve sebzenin üretiminden iyi anlarız. Bunları bizim anladığımız halde siz bunları dile getiremiyor musunuz mecliste? Ya da o bilim kuruluna sunamıyor musunuz? Peki işin başka boyutundan bakalım. Pazar yerlerimiz kapandı. Pazar yerlerimiz kapandı. Peki haller de kapanma pozisyonuna geldi. Türkiye Haller Federasyonu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan. Hiç mi görmüyorsunuz bunları? Yani bunları göremediniz mi? Bunların bu şekle, bu hale geleceğine bilemediniz mi? Biz bildiğimiz halde, biz gördüğümüz halde bunu nasıl göremezsiniz? Yazık günah üreticinin haline. Yazık günah bu pazarcının haline. Bu ürünlerin hepsi çöp olacak.
Bugün üretici suluğa döküyor ürünlerini. 85 kuruş, dün 1 liraydı. Bugün 85 kuruşa düştü. 3500 lira şu elmanın maliyeti. 3600 lira. Şu anda suluğa döküyor o esnaf bunu. Halk suluğa döküyor. 85 kuruş. Market reyonlarında domates ne kadardır? 5 lira. 5 lira. Gidersiniz o domatesi oradan 5 lira almak zorunda kalırsınız. Seçtim zannedersiniz ama birilerinin karıştırıp almadığını seçersiniz. Seçtik zannedersiniz ama seçemezsiniz. Bursa'da 100'e yakın soğuk hava depomuz var. Şu anda Baba Sultan Busanesi'ndeyiz. Baba Sultan Busanesi'nde doluluk oranımız %70. Şu anda %70 bir doluluk oranı var. Yani bu da demek oluyor ki bayram geldi. Bayramdan sonra hava sıcaklıklarının da %35 derece sıcaklıklarında olduğu için bu elmaların bu sıcaklarda satılacağının mümkünatı yoktur. Çünkü kiraz başlayacak, erik başlayacak ki başladı. Tezgahlarımız şenlenecek. Elmayı bedavaya verseniz de kimse almaz. Sadece Baba Sultan Busanesi'nden bahsediyorum. 850 ton. Baba Sultan Busanesi'ndeki elma şu anda bir de artı bu busanenin bu ay sonunda kapanması gerekiyordu. Her sene aynıdır. Belirli bir zamanda bu busanenin şartelleri iner. Peki busanenin şartelleri indiği zaman bu elmayı kime satacaksınız? Bu elma suluğa gidecek. Ve Bursa geneline yayarsak 10 bin ton civarında 100'e yakın çünkü busanemiz var. Sadece Baba Sultan Busanemiz yok Bursa'mızda. Bunu 81 ile yayarsak bir de bunu bu şekilde düşünün ki görüyoruz internet sayfalarında görüyoruz sayfa sayfa bir sürü elmalar koymuşlar vesaire. Yani satılmıyor kardeşim, elmalarımız satılmıyor. Elmalarımız satılmadı. Pazarlarımız kapalı olduğu için müşteriyle elmalarımızı buluşturamadık. Ayvalarımızı buluşturamadık. Bu elmalar şu anki görmüş olduğumuz elmalar benim pazarcı esnafımın elmaları. Pazarcı esnafım bu elmaları satamadı. Satamadığı için biz de Bursa genelinde esnafımıza bir çağrı yaptık. Proje geliştirdik. Dedi ki en azından bu elmaları madem biz açamıyoruz, pazarlarımızı kuramıyoruz, market önlerinde şehrin belirli noktalarında biz bu elmaları halka ücretsiz dağıtalım. Böyle bir projeyle yola çıktık ama Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer olmak üzere dedim ki bizim böyle bir projemiz vardı ama biz bu projeyi yanlış anlaşılacağından dolayı Sayın Başkanım, biliyorum onların da bir Ramazan süreci boyunca halka yemek verdiklerini, iftar verdiklerini biliyorum. Dedim ki bunları da en azından biz belediyelerimize sunarsak, verirsek belediyelerimiz de bunu ihtiyaç sahiplerine, orada yemek yiyen kardeşlerimize, halkımıza bunu dağıtabilir gibilerinden ve belediyelerimize biz bu elmaları şu ana kadar 11 ton elma verdik. Onlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. En azından Bursa pazarcımızın ne kadar cömert, ne kadar fedakar olduğu buradan da anlaşılıyordur ve şu anda projemiz devam ediyor ve bağışlar da devam ediyor. İnşallah Ramazan sonuna kadar da belediyelerimizle beraber ortak bir çalışmayla bu elmalarımızı biz bedavaya değil dökeceğimize halkla buluşturmak istiyoruz. Sadece Bursa genelinde 10 bin ton elma varsa peki bu elmaları da alsın o zaman halkla buluştursun. 15 gün içerisinde bu oldu. 15 gün sonra bu elmayı satamazsınız, bu elma suluğa gider. Bu elma suluğa gider. Onun için yetkililerden esnafımıza sahip çıkılmasını, esnafımıza sahip çıkılırken biz esnafımıza destek istemiyoruz. Devletimizden 1.000 lira işte 50 kuruş, 1.000 lira, 500.000 lira kira yardımı da istemiyoruz. Bizim pazarlarımızı açın. Bizim pazarlarımız açık alanlar. Giyim pazarlarımız da kapandı. Ondan da bahsedeyim. Geçen sene de bu arkadaşlarımıza piyango vurdu. 2,5 ay hiç sergi açmadılar. Bu yıl gene sergi açmadılar. Gene açmıyorlar şu anda. Bu kardeşlerimizin suçu ne? Açık alanda sergi açmaları mı bu arkadaşlarımızın sorunu? Biz etle tırnak gibiyiz pazar yerlerinde. Pazar yerlerinin özelliği şudur. Pazar yerleri çeşitliliği boldur. Pazar yerlerinde ürün kaliteliği vardır. Pazar yerlerinde rekabet vardır. Pazar yerlerinde ucuzluk vardır. Pazarlar kapalı olduğundan dolayı bunlar satışa çıkamadı. Satışa çıkamayınca hepsi elimizde kaldı. Bu meyvanın yaklaşık maliyeti 3,5 TL. Şu anda çiftçiye maliyeti satılmadı. Bir de bunu bizim açımızdan bakarsanız, soğuk hava açısından bakarsanız bize de masrafı çoğaldı. Gün geçtikçe masrafı çoğalıyor bize de. Bizim aldığımız kira da yeterli gelmeyecek şimdi. Ekstradan ek bir kira da talep edemiyoruz. Zaten zor durumda üretici. Pazarcı da zor durumda, üretici de zor durumda bu. Şimdi burada hem üreticinin kendi şahsi malı var hem de pazarcının satın almış olduğu mal var.
Sergileri açık olsa herkes malını çıkartacak. Bizim de depomuz boşalıp biz de artık elektriği kesmiş olacağız. Elma üreticisiyim ben. Maalesef pandemiden dolayı, pazarları kapanmasından dolayı mal elimizde kaldı ve meyve suyuna döktük. 1 liradan döktük bunu. Elmanın maliyeti bize zaten 1,5'u geçiyor. 1600-1700 lira maliyeti var. 1 TL'ye de şeye döktük, meyve suyuna. 50 kuruş buzhanesi var. Kasasıyla 60 kuruş gideri var bunun. 40 kuruş para kaldı bize. Yani toplam zararımızı hesaplayamıyoruz bile artık.